Merhabalar, sanıyorum başlayabiliyoruz artık. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Geldiğiniz için de teşekkür ederim. Bugünkü konumuz sterilizasyon hizmet alımlarının yönetimi. Öncelikle ben biraz kendimden bahsedeceğim. Ardından genel olarak hizmet alımlarının konseptinden, sterilizasyon ve dezenfeksiyon üzerinde hizmet kapsamından bahsedeceğim. Ve son olarak da proje yönetiminde önemli kritik noktalarımız neler? Onlardan bahsederek bu konuda genel bir bilgi vermeye çalışacağım sizin için. Ben 2009 yılında Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra da ilk çalışmaya başladığım yer bir sterilizasyon cihazları üretimi yapan firmaydı ve burada Ar-Ge sorumlusu olarak çalışmaya başladım. 3 yıl boyunca burada çeşitli Ar-Ge çalışmaları geliştirdik ve sterilizasyon yöntemleri hakkında çeşitli çalışmalarda bulunduk. Ardından yine aynı çalıştığım firmanın farklı bir bağlantısı olan firmada sterilizasyon hizmet alımı alanına yöneldim. Burada da özellikle hizmet alımlarının ilk çıkış yaşadığı ve şehir hastanelerinin hayatımıza girdiği dönemde çalışmaya başladım. Sonrasında farklı bir firmayla da devam ederek toplamda 8 yılımı hizmet alımları konusunda proje koordinatörü olarak geçirdim. Geçtiğimiz Temmuz ayında da son çalıştığım firmadan da ayrılarak kendi firmamı kurdum ve bu alanda sterilizasyon, çamaşırhane ve laboratuvar hizmet alımları konusunda danışmanlık hizmeti veren bir firma kurdum ve şu an tamamıyla bu alanda projeler yürütmeye başlamış oldum. Hizmet alımı konseptine genel anlamda birazcık bakalım. Hizmet alımı nedir, neden yapılır? Aslında hizmet alımı her sektörde, her alanda karşımızda olan bir olgu. Bir kurumun herhangi bir sebepten ötürü bu kaynak yetersizliği de olabilir, personel yetersizliği de olabilir, odaklanmak istediği farklı noktalarda olabilir, maliyetlerini kontrol altına almak istiyor da olabilir veya bu hizmetin kalitesini artırmak da istiyor olabilir. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü ihale usulüyle belli bir hizmeti dışarıdan farklı bir firmadan alması anlamına geliyor hizmet alımı. Bu yine hayatımızda çok yaygın, hepiniz de zaten tanık oluyorsunuzdur. En yaygın hizmet alımı örnekleri de temizlik ve yemek hizmeti aslında. Şu anda birçok hastane temizlik hizmetini taşere ederek hizmet alımı yoluyla farklı firmalardan alıyor. Bunun dışında çamaşır yıkama hizmeti, görüntüleme hizmeti, laboratuvar hizmeti de hastanelerde oldukça yaygın. Bir de özellikle son 5 yıldır yükselen bir trendde olan sterilizasyon hizmeti var. Bizim de esas odağımız bugün sterilizasyon hizmeti olacak. Hizmet alımı pazarını biz kamu hastaneleri ve PPP hastaneleri olarak iki ayrı grupta inceliyoruz bu sektörde. Kamu hastanelerinin detayına inecek olursak, şu an hizmet veren, hasta bakımını üstlenen eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri ve ağız diş sağlığı hastaneleri bu hizmetten faydalanıyorlar. Bu başlık altındaki şehir hastaneleri bir noktada diğer şehir hastaneleriyle ayrışıyor. Ben oradaki soru işaretini gidermek için bir bilgi vereyim. Normal şartlarda şehir hastanesi konsepti işte bundan 10 yıl önce başlayan kamu özel işbirliği modeliyle hayata geçirilmişti. Ancak sonrasında devletteki bütçe yetersizliği ve bazı diğer sebeplerden dolayı bu kamu özel işbirliğiyle yapılan hastane ihaleleri sonlandırıldı. Ve planlanan bazı şehir hastaneleri devletin tamamıyla yatırımını üstlendiği normal bir hastane ancak ismini de şehir hastanesi olarak koruduğu hastaneler olarak devam etti. Buna örnek olarak şu an İstanbul'da yenilenen binaları ile birlikte şehir hastanesi adını alan Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ni verebiliriz veya yine Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi de yeni binasına taşınırken Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak isim değiştirdi. Diğer hizmet alım pazarındaki ikinci ana alan da tabii ki PPP yani kamu özel işbirliği modeliyle işletilen hastaneler. Kamu hastanelerine bakacak olursak aslında kamu hastanelerinde sterilizasyon hizmet alımı biraz daha eskiye dayanıyor. Öncelikle tek tük hastanelerde başlayan hizmet alımı gün geçtikçe arttı ve artmaya da devam ediyor. İstanbul'da yaklaşık 5000 yataklı bir hastane grubu uzun süredir bütün sterilizasyon işlemlerini hizmet alımı yoluyla gerçekleştiriyor.
Bunlardan bazılarını sayacak olursak Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Taksim, Şişli İtfaiye, Gazi Osman Paşa gibi hastaneler bir nebze daha büyük hastaneler grubunda. Tabii ki sadece İstanbul'la da sınırlı değil ve özellikle ağız diş sağlığında da bu yöntem oldukça sık uygulanmaya başladı. Mesela Ankara'da 5 ağız ve diş sağlığı merkezi işlemlerine hizmet alımı yoluyla yürütüyor. Bunun dışında da Türkiye geneline yayılmış bir hizmet alımı konsepti var. Samsun, Zonguldak, Sakarya, Yalova, Kütahya, Bolu, Trabzon, Antalya gibi Türkiye'nin çeşitli noktalarında da sterilizasyon hizmetinin hizmet alımı yöntemiyle uygulandığını söyleyebiliriz. Burada ben birazcık daha PPP'ye odaklanmak istiyorum aslında. Çünkü ülkemiz için de yeni bir alan ve belki herkesin birebir aşina olmadığı bir alan olabilir diyerek PPP kısmına biraz daha geniş bir yer ayırmak istedim. Öncelikle bu modelin çıkış noktasından biraz bahsedeceğim. 2010-2011 yıllarında başlayan bu ihalelerde aslında amaç hasta yataklarının nitelikli yatak haline getirilmesiydi. Nitelikli yatağa çevrilemeyenlerin yenisinin yapılması gerektiğinden dolayı mevcut hastanelerin altyapılarının teknolojik yenilikleri uygulamaya elverişli olmaması da sebeplerden biriydi. Bunun dışında da gelişen sağlık sektörü, gelişen teknolojiyle hastanelerin mimari tasarımı anlamında da bazı yeniliklere gitmesi gerekiyordu. Ama maalesef mevcut binalardaki fiziki şartlar buna uygun değildi. Özellikle havalandırma konusunda bile çok yetersiz imkanlarla karşı karşıyaydı Türkiye. Temel olarak bu sebeple bir de OECD'nin belli rakamlarına 100 bin kişiye düşen yatak sayısını OECD'nin rakamlarına, ortalamalarına çekebilmek için PPP modeliyle bir proje süreci başlatıldı. Burada da yine amaçlardan biri de kamu özel işbirliğiyle çeşitli risklerin özel sektöre devredilmesiydi. Bunlar nedir? Bakım onarım maliyetleri, planlanan maliyetteki aşma oranları, işletme, işte hukuki, iş artışı, kalifiye eleman bulunması, güvenliğin artırılması, enfeksiyonların önlenmesi gibi çeşitli riskler burada özel sektöre devredilerek aslında kamunun esas işi olan sağlık işine, sağlık hizmetine odaklanması amaçlandı. Ve farklı bir yapı ortaya koyuldu. Baktığımız zaman en tepede her zaman işveren olarak Sağlık Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı'ndan PPP ihalesini kazanan firma bir SPV kurarak işe başladı. SPV'nin açılımı da Special Purpose Vehicle, ilgili şehir hastanesinin yapımı ve işletmesi dışında hiçbir faaliyette bulunamayacak ayrı bir şirket demek. Tabii ki bu projeleri de fonlayan finansörler var. Bu finansörler bir kurumda olabilir, birden fazla kurumda olabilir. Çoğu projenin hem yerli hem yabancı ama çok yüksek oranda yabancı finansörlerle çalıştığını gördük. Bu SPV'nin altında da iki yapı kuruldu. Bunlardan biri EPC, biri de hizmet sağlayıcı. EPC tarafı tamamen hastanenin inşaatına yönelik işlemleri gerçekleştiren firma. Hizmet sağlayıcı da birazdan bahsedeceğim hizmetleri sağlamakla yükümlü olan firma. Tabii ki bir firmanın hastanede gerekli olan bütün hizmetleri sağlayabilmesi mümkün olmadığı için böyle bir yapı kurmak da kısmen zor olduğu için çeşitli alt yüklenicilerle çalışmaya başladılar. Hizmetlerin detayına bakarsak da bu PPP hastanelerinde bir isteğe bağlı, bir de isteğe bağlı olmayan olmak üzere iki ana grupta hizmet alanları var. İsteğe bağlı olmayanlar 25 yıl boyunca devletin firmadan almakla yükümlü olduğu hizmetler. Bunlar nedir? Bina ve arazi hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım hizmetleri, ortak hizmetler yönetimi hizmetleri, mefruşat hizmetleri, yer ve bahçe bakım hizmetleri, diğer tıbbi ekipman destek hizmetleri. Bunları ne olursa olsun Sağlık Bakanlığı 25 yıl boyunca ihaleyi alan ana yükleniciden almak durumundalar. Bir de isteğe bağlı olan hizmetler var. Bunlar da ilaçlama, otopark, hasta yönlendirme, resepsiyon, HBYS, güvenlik, temizlik, çamaşır, yemek, atık, laboratuvar, görüntüleme ve sterilizasyon hizmetleri olarak sıralayabiliriz. Bunlar da tamamen aslında bu hizmetlerin kurgulanma amacı kamunun sağlık hizmetine yönelip diğer tüm hizmetlerde alt yüklenici kullanarak aslında işi hem ehline bırakmak hem de daha düzgün bir yönetim tarzı oluşturmak. Burada da
Sağlık Bakanlığı bu hizmetleri alıp almamakta serbest. Kendisi karar verebiliyor. İlk dönemde Sağlık Bakanlığı'nın tavrı tamamıyla tümüyle bu hizmetleri hizmet sağlayıcıdan almak yönünde oldu. Ve sözleşmeler 5 yıllık olarak hazırlandı. Her 5 yılda bir de bir pazar testi yapılarak yeni alt yükleniciye karar verilecek. Bu pazar testinde Sağlık Bakanlığı piyasadan fiyat toplayacak. İçerideki firmayla bu fiyatların en düşüğünü paylaşacak. Rüçhan hakkını içerideki firmaya verecek. Ve duruma göre de en düşük fiyatı veren firmayla hizmetlere devam edecek. Türkiye'de kaç tane PPP hastanesi var? Şu an hizmete başlamış olan 13 tane PPP hastanesi var ve bunların toplam yatak sayısı 17.770. 2017 yılında ilk olarak Yozgat Şehir Hastanesi açıldı ve bu süreç hayatımıza girmiş ve fiilen başlamış oldu. 2017 yılında Yozgat, Mersin, Isparta ve Adana olmak üzere 4 hastane hizmete açıldı. Yine 2018 yılında Elazığ, Kayseri, Eskişehir ve Manisa Şehir Hastaneleri hizmete başladı. 2019 yılında biliyorsunuz en büyük Avrupa'nın da en büyük hastanesi olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi hizmete girdi. 2020 yılında da Başakşehir, Konya ve Tekirdağ hastaneleri hizmete başladı. Bunun dışında açılacak olan, önümüzdeki dönemde açılacak olan ve şu an inşaat aşamasında olan yaklaşık 9.500 yataklı bir hastane grubu mevcut. Bunlardan da ilk olarak Etlik Şehir Hastanesi'nin Eylül ayında hizmete başlaması planlanıyor. Kasım ayında Kocaeli Şehir Hastanesi'nin, Aralık ayında Kütahya Şehir Hastanesi'nin hizmete başlaması bekleniyor. 2022 yılında ise İzmir ve Gaziantep şehir hastanelerinin hizmete başlaması planlanıyor. Tabii ki bu süreçler şu an planlama aşamasında olan süreçler. Bugüne kadar da benim bu PPP hastanelerinde gördüğüm her zaman planlanandan bir öteleme olmuştur. Her zaman bir gecikme yaşanmıştır. Çeşitli gerek finansal gerekse fiziksel sıkıntılardan ötürü. 2021'de açılacak olan hastanelerin de gerçekleşme sürecine göre böyle gecikmeler yaşanabilir. Ama tüm bu hastaneler devreye girdiğinde toplamda 27.149 yataklı hastane kamu özel işbirliği modeliyle işletmeye açılmış olacak. Birazcık da sterilizasyon hizmetinin kapsamına bakalım. Şimdi ben burada hem sterilizasyon hem de biraz dezenfeksiyondan bahsedeceğim. İlk olarak sterilizasyonu ele alırsak, ekranda görmüş olduğunuz bir yerleşim planı var. Bu orta büyük ölçekli bir hastanenin merkezi sterilizasyon ünitesinin planını gösteriyor. Sterilizasyon ünitelerinde kirli, temiz, steril alan ve destek alanlar olmak üzere 4 farklı alan bulunuyor. Kirli alan ünitenin ilk girişine planlanıyor. Kirli alanı temiz alan takip ediyor. Temiz alanı da steril alan takip ediyor. Destek alan da ünitenin çeşitli alanlarında konuşlanmış durumda. Kirli alanda yapılan işlem, kirli olarak teslim alınan cerrahi aletlerin kayıtlarının yapıldığı, dekontaminasyonunun yapıldığı ve yıkama dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı alan. Burada sterilizasyon hizmet yüklenicisinin sorumluluğu ameliyathanede veya hastanenin diğer birimlerinde kullanılan cerrahi aletlerin kirli olarak teslim alınmasıyla başlıyor. Bu aşamadan itibaren bütün cerrahi aletlerin aslında sahibi sterilizasyon hizmeti yüklenicisi diyebiliriz. Çünkü tekrar steril olarak teslim etmekten bu firma sorumlu. Gerekli yıkama ve dezenfeksiyon işleminin ardından cerrahi aletler temiz alana geçiş yapıyor. Bu geçişte hiçbir şekilde manuel bir işleme yer vermeden sağlanıyor. Kirli alan ve temiz alan arasında konuşlandırılmış çift kapılı yıkama dezenfeksiyon cihazları mevcut. Bu cihazların kirli kapıları kirli alanda, temiz kapıları temiz alanda. Yani yıkama makinesine kirli olarak yüklenen cerrahi aletler tamamen cihazın içerisinde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilerek temiz alana cihaz vasıtasıyla kabul edilmiş oluyor. Dezenfekte edilen aletler üzerinde de çeşitli kontrol basamakları gerçekleştiriliyor. Bu kontroller tamamıyla kirlilik unsurlarının yok edilip edilmediğine ve cerrahi aletlerin işlevsel olarak çalışıp çalışmadığına bağlı. Kontrolden geçen cerrahi aletler paketleme aşamasına alınıyor. Bu paketleme sırasında da her cerrahi aletin özelliğine göre ve kullanım alanına göre çeşitli paketleme yöntemleri mevcut.
Bu konuda kullanılan sterilizasyon ruloları var, poşetler var veya konteynerler var. Büyük cerrahi setler konteynerlerde paketleniyor. Bir veya ikili cerrahi aletler rulolarda paketleniyor. Bunun dışında tekstil bohçaları var. Tekstillerde bohçalanıyor veya yine rulolara sterilizasyon paketlerine konuyor. Ve ardından da buhar sterilizatörleri veya düşük ısı sterilizatörleriyle sterilizasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Yine sterilizasyon cihazları da temiz alanla steril alan arasına konuşlandırılmış durumda. Ve bir anlamda da aslında bu alanlar arasında fiziki bir bariyer sağlamış oluyor. Sterilizasyon cihazına yüklenen malzemeler gerekli işlemi sağladıktan sonra cihazın programı tamamlandığında steril alan tarafındaki kapıdan boşaltılarak artık malzemeler steril bir şekilde depolanmaya hazır hale getiriliyor. Bütün sterilizasyon ünitelerinde bir steril depo mevcut. Bu steril depoda belli süre saklanan cerrahi aletler teslimat programına uygun olarak da ameliyathane veya diğer birimlere uygun olarak dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu dağıtım da tamamıyla kapalı arabalarda sağlanıyor ve kullanıcı teslim edip de teslim birimi bunu bir hasta üzerinde kullanana kadar sterilitesinin korunmuş olması sağlanıyor. Bir de destek alandan bahsetmiştik. Ondan da birazcık detaylı bahsedeyim. Destek alanlarda personel dinlenme odaları, soyunma odaları, kirli alan, temiz alan veya steril alan arasında geçiş için kullanılan güvenlikli alanlar olarak sıralayabiliriz. Tamamıyla hizmet odaklı değil ama bir bütün olarak baktığımızda uygun transfer alanlarının gerçekleştirildiği alanlar. Bir de dezenfeksiyon hizmeti var. Dezenfeksiyon hizmeti kamu hastanelerinde çok yaygın değil. Yalnızca bir veya iki örnek verebilirim. Hem sterilizasyon hem de dezenfeksiyon hizmetinin birlikte alındığı projelere. Ancak şehir hastanelerinde, bu PPP hastanelerinde bu hizmetin ayrılmaz bir parçası oldu dezenfeksiyon. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon birlikte ihale edildi. Buradaki dezenfeksiyondan kastımız sterilizasyon sürecinin içerisindeki cerrahi aletlerin dezenfeksiyonu değil, tamamıyla ameliyat odalarının veya yoğun bakım yatak odalarının, hastanenin diğer alanlarının ortam dezenfeksiyonu ile ilgili. Burada bizim sorumluluğumuz hizmet verdiğimiz noktalarda ameliyathanelerde 7/24 dezenfeksiyonu sağlamak. Bu işlem nasıl gerçekleştiriliyor dersek, bir ameliyat bittiğinde, sona erdiğinde hasta odadan çıkarılıyor. Hasta odadan çıktığı anda temizlik hizmeti elemanları, temizlik ekibi odaya giriyor. Ve odanın ilk olarak temizlik işlemini gerçekleştiriyorlar. Çöpler atılıyor, odadan çıkması gereken malzemeler varsa onlar çıkıyor. Temizlik işlemi sağlandıktan sonra da dezenfeksiyon ekibi odaya giriyor ve dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyor. Dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirirken de odada bulunan bütün ekipmanların uygun dezenfektanlı bezlerle silinmesi anlamına geliyor. Yerler paspaslanıyor. Duvarlar da tabii ki sıçramış kan varsa vesaire bir bulaş varsa bunların da bu alanlarında dezenfeksiyonu sağlanıyor. PPP projelerinde her hastanede farklı bir uygulama yöntemi var. Çünkü bu dezenfeksiyon konusunda tamamıyla aslında hastanenin enfeksiyon kontrol komitesine bağlı durumdayız. Hastane açılmadan önce enfeksiyon komitesiyle bir araya gelerek bir enfeksiyon planı oluşturuluyor. Ve bu planda komite şunu belirliyor. Hangi alanlar hangi sıklıkla ne şekilde dezenfekte edilecek? Daha sonrasında bu plan dezenfeksiyon hizmet sorumlusuna iletiliyor ve dezenfeksiyon hizmeti de bu plan doğrultusunda sağlanıyor. Burada da genel anlamda uygulanan yöntem ameliyat odalarının 7/24 bütün vakalardan sonra gerekli dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirilmesi noktasında hemfikir bütün hastaneler. Bir de hastanenin diğer yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli alanları var. Burada birazcık başkalaşmalar mevcut. Yüksek riskli alanlarda bazı hastaneler günlük planlar koymuş durumda ama çoğunlukla da işleyen sistem talep üzerine. Yani ilgili birimin hemşiresi bir talep açıyor sistem üzerinden. O talebin üzerine de hizmet sağlayıcısı belli kendisine tanınan süre içerisinde dezenfeksiyon ekibini oraya gönderip dezenfeksiyon işlemini
yapılmasını sağlıyor. Yine orta riskli ve düşük riskli alanlar için de talep üzerine hizmet gerçekleştiriliyor. Peki bu hizmet kapsamında hangi cihazları kullanıyoruz? Hangi yatırım anlamında hangi malzemeler mevcut? Birazcık da bunlara bakalım. Yatırım kalemlerini biz 3 ana grupta inceliyoruz. Bunlardan ilki ana ekipmanlar. Ana ekipmanlar dediğimizde de daha çok aslında elektronik cihazlar aklımıza geliyor. Yıkama dezenfeksiyon cihazları, ultrasonik yıkayıcılar, araba yıkama cihazları, yani bu taşıma sırasında kullandığımız arabaların yıkanmasını sağlayan geniş hacimli cihazlar, sterilizasyon rulolarının kapatılmasını özel bir yöntemle kapatılmasını sağlayan rulo kapatma cihazları, sterilizasyon işlemini gerçekleştiren buhar sterilizatörleri, hidrojen peroksit sterilizatörleri veya diğer düşük ısı yöntemleriyle çalışan sterilizatörler, sterilizasyon işlemine uygun suyun sağlanması için kullanılan reverse osmos sistemleri, gerektiği durumda hava kompresörleri yine bu ana ekipmanlar grubuna dahil. Yardımcı ekipmanlara bakacak olursak aslında burada da yoğun olarak bir paslanmaz grubundan bahsediyoruz. Çalışma tezgahları, raf sistemleri, taşıma arabaları, yıkama evyeleri ve çeşitli mobilyalarda yardımcı ekipmanlar grubuna dahil. Bir de sterilizasyon ünitelerinde en önemli konulardan biri de aslında yazılım ve donanım kısmı. Cerrahi aletlerin kirli olarak kabul edilmesinden steril edilerek tekrar kullanıcı birimlere teslim edilmesine kadar geçen sürede bütün sorumluluk, cerrahi aletlerin bütün sorumluluğu sterilizasyon hizmet güvencisinin üzerinde. Bu ne demek? Ben bir cerrahi alet setine içerisinde 50 tane farklı alet olarak teslim aldıysam, ben bunu yine içerisinde 50 adet cerrahi alet olarak teslim etmek ve sağlam olarak teslim etmek zorundayım. Aldıktan sonra kaybettiğim herhangi bir cerrahi aletten ben sorumluyum. Bu da aslında çok basit bir şey gibi de görünebilir ama cerrahi aletlerin, özellikle mikro cerrahi aletlerin ve bazı özellikle cerrahi aletlerin maliyetleri çok yüksek. Yani düzgün bir kontrol sağlayamazsanız burada çok ciddi kayıp maliyetleriyle karşılaşmak mümkün. Bunun için de bir cerrahi alet takip yazılımı kullanılıyor sterilizasyon ünitelerinde. Bu ne işe yarıyor? Öncelikle hastanede kullanılan bütün cerrahi aletler bir kare kodla işaretleniyor. Ve sterilizasyon ünitesi personeli ameliyathaneden kirli cerrahi aletleri teslim alırken her bir cerrahi alet üzerindeki kare kodu okutarak yazılıma işliyor. Bu noktada eğer sette herhangi bir problem varsa, eksik bir malzeme varsa sistem zaten uyarı vererek o seti bizim kabul etmemizi engelliyor. Ancak ve ancak set tamam olduğunda biz bu seti kabul ederek işlemlerimizi başlatıyoruz. Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon süreçleri başlıyor. Ne gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz? Bir seti kirli olarak teslim aldık, steril ettik, ameliyathaneye teslim ettik ve o seti bir ameliyatta kullanmak üzere açtılar. Ve o setin içinden bir cerrahi alet çıkmadı. Bu durumda ameliyatı iptal etmeye kadar giden kötü sonuçlar doğurabiliyor tabii bu durum. Bu durumda bütün ok işaretleri sterilizasyonun üzerine dönmüş oluyor ki bu cerrahi aletin bulunması, tedarik edilmesi ve yerine konulup ameliyatın gerçekleştirilmesi için. Biz de bu cerrahi alet yazılımına burada başvuruyoruz. Biz seti aldığımızda ne şekildeydi, biz mi aldık, yıkamadan geçti mi, paketlemede okutuldu mu, hangi aşamada kaybolduğunu bu şekilde tespit edip anlık aksiyon alabiliyoruz. Veya o cerrahi alet o setin içerisine zaten hiç girmediyse bunu da bütün kayıtlardan ortaya çıkarıp kullanıcı birimlere söylüyoruz. Bu nasıl bir olay oluyor genelde? Bir cerrahi aleti ameliyathanenin bir çekmecesinde unutabiliyorlar. Veya bazen hemşireler kendilerini garantiye almak için malzeme yedeklemeye çalışabiliyorlar. Ve sonraki ameliyatta lazım olduğunda da bunu bizim kaybettiğimizi söyleyebiliyorlar. Biz de cerrahi alet takip yazılımından bütün detayları adım adım izleyerek o cerrahi aletin bize hiç gelmediğini ispatladığımızda tamamıyla artık o sorumluluk bizden çıkmış oluyor ve hastanenin kendi personelinin bu cerrahi aleti bulması için gereken süreci başlatması gerekiyor.
Tabii ki sadece kayıp değil, cerrahi aletlerin bakım zamanları da bu sisteme işleniyor. Yani hangi malzemenin ne zaman bakıma girmesi gerektiği, ne zaman tamire gittiği, ne zaman tamirden geldiği işlenmiş oluyor. Bunun da ötesinde aslında bir enfeksiyon durumunda bu yazılımın önemi ortaya çıkıyor. Çünkü her zaman sterilizasyon ilk suçlanan alandır. Bir hastada enfeksiyon meydana geldiğinde ilk olarak hasta üzerinde kullanılan cerrahi aletlerin steril edilmeden kullanıldığı veya sterilizasyon işleminin doğru yapılmadığı iddia edilir. Biz de bu yazılımda kaydettiğimiz bilgilerle bunun aksini ispatlamaya çalışırız. Bu anlamda bir cerrahi aletin kim tarafından kabul edildiği, ne zaman yıkandığı, hangi solüsyonun kullanıldığı, hangi cihazda dezenfeksiyonun yapıldığı, hangi programda yıkandığı. Çünkü öyle bir şey ki her malzemeyi her programda dezenfekte edemez veya steril edemezsiniz. Her birinin özelliği, spesifikasyonu ayrıdır. Kim tarafından paketlendiği ve hangi otoklavlarda steril edildiği detaylarına kadar bu yazılımdan çıkarıp kanıtlarımızı enfeksiyon komitesine sunarız ve sterilizasyon işlem basamaklarında hiçbir problem olmadığı durumda yine bu enfeksiyon üzerinden sorumluluğumuzu atmış bulunuruz. O zaman da ameliyathanedeki diğer enfeksiyon olasılıkları ihtimal alınır ve değerlendirmeye alınır. Bu yazılımda tabii ki bazı donanımlar kullanmaya ihtiyaç duyar. Bilgisayarlar, karekod okuyucular, yazıcılar gibi malzemeler de sterilizasyon ünitesinin en önemli olgularıdır. Bunlar yatırım kalemleriydi. Bir de işletme maliyet kalemleri var. Biraz da onlardan bahsedelim. En büyük işletme kalemlerimiz aslında sarf malzemeler ve personel. Sarf malzemelerde de tamamen sterilizasyonun kontrolüne odaklı çeşitli malzemeler var. Yıkama grubunda yıkama işlemini, dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirmemiz için kullanılan kimyasallar var. Standart bir ünitede minimumda 4-5 çeşit kimyasal kullanılır. Bu tabii ki çeşitlenebilir. Onun dışında yıkama işleminin doğruluğunu tespit etmek için kullanılan bazı indikatörler vardır. Kirlilik indikatörleri, protein varlığının tespiti için kullanılan protein testleri bunlardan bazılarıdır. Daha sonra paketleme aşamasına, temiz alana geldiğimizde burada yine kullanılan paketleme malzemeleri vardır. Sterilizasyon ruloları, wrap kağıtlar dediğimiz tekstil borçalamak için kullanılan. Ve yine sterilizasyon kontrol grubu ürünleri vardır. Kimyasal indikatörler, biyolojik indikatörler gibi. Dezenfeksiyon hizmeti için kullanılan bazı malzemeler var. Bunların da yine çoğunluğu kimyasal malzemeler tabii ki. Ve kullanılan bezler gibi aparatlar. Bir de ünitenin temizliği için kullanılan temizlik malzemeleri burada sarf malzemeleri arasında sayılabilir. Tabii ki bir de kişisel koruyucu ekipmanlar, bone, eldiven, maske, galoş gibi. Onun dışında da personel burada çok önemli. Personel maliyetlerine bakarsak da personelin maaşı, yemeği, yol ücreti, üniforması ve iş sağlığı güvenliği giderleri burada esas kalemlerimiz aslında. Personel olarak da hangi meslek grubuna baktığımızı aslında birazcık konuşabiliriz. Bir yönetim grubumuz var sterilizasyon hizmetinde. Bu yönetim grubu sterilizasyon sorumlusu, dezenfeksiyon sorumlusu ve bunlara bağlı proje yöneticisi olarak genelde 3 kişi çalışır. Artı bunlara bağlı olarak da her ünitede bir kalite sorumlusu, bir teknik servis sorumlusu bulundurmaya özen gösteririz. Projenin de el verdiği ölçüde. Yönetici genellikle hemşire kökenli olarak tercih edilir, işleyişi bilmesi açısından. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon sorumlusu da yine daha önce bu alanlarda çalışmış biri varsa tercih edilir ama ameliyathane hemşireleri her zaman bu konuda en bilgili kişiler oluyor. Çünkü bu hizmeti verirken aslında ameliyathanenin dinamiklerini bilmek de çok önemli. Bir ameliyatta o setle neler yapıldığını bilmek ve o ameliyatın o cerrahi aletler üzerinden dinamiklerini bilmek sterilizasyon ünitesinin yönetiminde de oldukça önemli. Onun dışında operatörlerimiz var. Operatörler de genellikle sağlık mezunu olması şartını aramamız gerekiyor. Sterilizasyon konusunda maalesef yakın zamana kadar hiçbir şekilde özel bir eğitim yoktu. Ama şimdi sterilizasyon teknikerliği bölümü açıldı bir üniversitede. Oradan gelen mezunlarla da daha kalifiye bir şekilde hizmeti vermek de mümkün olabilecek.
Onun dışında enerji kalemlerimiz var. Elektrik ve su kullanımları hizmet ödemelerinden mahsup ediliyor PPP hastanelerinde. Bazı kamu hastaneleri de süzme sayaç takarak bu bedelleri yine hizmet ödemesinden mahsup etme yoluna gidebiliyorlar. Bir de sigorta, cihazların bakımı onarımı, alanların periyodik kontrolleri gibi diğer maliyet kalemlerimiz mevcut. Peki bu sterilizasyon hizmet alımı projelerini yönetirken hangi aşamalardan geçiyoruz ve hangi aşamada hangi çalışmaları yapıyoruz? Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Genel olarak aslında bir sterilizasyon hizmet alımı projesini dört başlıkta, dört aşamada inceliyoruz. Bunlardan biri hazırlık dönemi, arkasından kurulum dönemi, arkasından açılış dönemi ve arkasından da işletme dönemi geliyor. Hazırlık dönemi aslında bir ihale olduğunu varsayarsak ihaleye girdiğimiz güne kadar yapılan tüm çalışmaları kapsıyor. Bir ihaleye girmek için o projenin dinamiklerini ortaya çıkarıyoruz. İlgili hastane için ne kadar ekipman gerekiyor? Oranın kapasitesi ne olmalı? Kaç personel çalışmalı? Hangi alanda kimler görevlendirilmeli? Teslimat programları nasıl yapılmalı? Ve buna bağlı olarak da hizmetin düzgün verilebilmesi için nasıl bir yerleşim planı olması gerekiyor? Bunları oluşturuyoruz ve ihale dosyasını hazırlıyoruz. Aslında burada yapılan çalışmalar çok önemli. Çünkü mimari yerleşim planı öyle bir plan ki işletmeye geçtiğinizde hayatınızı kolaylaştırabilir de zorlaştırabilir de. Bir sterilizasyonun zaten olmazsa olmaz kuralları var, belli bir akışı var. Alanda bazı alanlar arasında geçişin kesinlikle olmaması gerekiyor. Bazı alanlarda kontrollü geçiş noktaları yaratmanız gerekiyor. Bu mimari yerleşim planını hem standartlara uygun hem de işletmenizi optimize etmeye yönelik olumlu yapıda olacak bir yapıda kurgulamak gerekiyor. Yine ekipman kapasite analizinde de en önemli konu doğru ekipmanı kurgulamak. Çünkü fazla bir ekipman öngörürseniz ki bir sterilizasyon cihazının hani orta ebatta bir sterilizasyon cihazının 80 bin 100 bin eurolar civarında olduğunu düşünürsek fazla ekipman fazla maliyet ve ihaleyi kaybetmeye sebep olacaktır. Ama az ekipman da işletme sırasında işlerin yetişmeyip bu sefer kurum tarafından cezaya dönüşmesine yol açacaktır. Dolayısıyla doğru bir analiz burada oldukça önemli. İhale döneminde yani ihaleyi aldık ve ihale bizde kaldığında bu sefer kurulum dönemi başlıyor. Kurulum döneminde de genellikle altyapı üniteye kadar veya cihazların yerleşim noktalarına kadar ana yüklenici tarafından getiriliyor. Yani bu ne demek? Ya hastane ya da PPP hastanesi ise çalışılan inşaat firması gerekli elektrik bağlantısını, gerekli su tesisatını sizin cihazları kuracağınız noktaya kadar getiriyor. Burada da tabii ki bizim onlara doğru bilgileri vermemiz gerekiyor. Yani bir önceki aşamada yaptığımız mimari yerleşim planını burada son derece detaylandırarak elektrik, su, hava, data projeleri, sıcak su, soğuk su bağlantıları gibi tüm detaylarıyla noktası olarak projede işleyerek üst kuruma veriyoruz. Üst kurumda tesisat projelerini bu anlamda geliştirip bize alanı cihazları kurmaya hazır bir hale getiriyor. Bir yandan da tabii burada aydınlatma projeleri de önemli çünkü sterilizasyonda yine sterilizasyonun kuralları gereği her çalışma alanının ayrı bir aydınlatma değeri var. Belli değerleri sağlamak zorundayız. Eğer aydınlatma daha azsa bazı testlerden geçemiyorsunuz ve bazı sertifikaları alamıyorsunuz. Yardımcı ekipmanlar yine burada çok önemli. Artık kurulum dönemindeyiz ve işletmeye hazırlık aşamasındayız. Burada yardımcı ekipmanları o kadar doğru kurgulamamız gerekiyor ki bizim işletme sırasında herhangi bir şekilde bize köstek olmasın, adı üstünde yardımcı olsun. Örnek veriyorum çok büyük bir taşıma arabası planlarsanız personeliniz bunu hani kontrol edemeyecek, itemeyecek. Hastanenin içinde sterilizasyon ünitesinden çıkıp işte 3 blok uzaklıktaki bir alana götürürken başka yerlere çarpma ihtimali olacak, duvarlara çarpacak, kapılardan geçemeyecek.
gibi gibi çok detaylar var. Yardımcı ekipmanlar böyle normalde çok önemsenmese de işletme döneminde gerçekten hayat kurtaran malzemeler. Bu kurulum döneminde de onlara oldukça dikkatli bir şekilde eğilip şartnamelerini oluşturup tedariklerini yapıyoruz. Tabii bu süreçte de en önemli konulardan biri sahanın kontrolü. Biz burada ne yaptık? Bütün projelerimizi hazırladık, kuracağımız cihazları planladık ve artık kuruluma hazır hale geldiğimiz günü bekliyoruz. Üst yüklenicimizden de bu işin hazır olduğuna dair bildirim bekliyoruz. Ama şu çok sık yaşanan bir durum. Bir proje veriyoruz ama alana gittiğimizde elektrik projesinin çok farklı uygulandığını görebiliyoruz veya tesisatların yanlış uygulandığını görebiliyoruz. Yani bundan bir yıl önce yaşadığım bir tecrübe, sıcak su bağlantısıyla soğuk su bağlantısını yanlış yapmışlardı, yanlış bağlamışlardı. Yine su ile ilgili farklı bir sıkıntı daha yaşadık. Şimdi bizim ünitede kullandığımız bir şebeke suyu var, bir de reverse osmozdan gelen bir su var. Şebeke suyu çok daha yani cihazın farklı bir noktasına giriş yapılıyor. Ama reverse osmozdan gelen su esas sterilizasyonu gerçekleştirecek buharı oluşturmak için tedarik ediliyor. Bu reverse osmoz suyuyla şebeke suyunu yanlış tesisatlandırmışlar, yani yanlış bağlamışlar. Dolayısıyla biz buharı şebeke suyuyla ürettiğimiz için de cerrahi aletlerde kararma meydana geldi. Bu kararma meydana geldiğinde de yine cerrahi alet bizdeyken biz sorumlu olduğumuz için eğer o problemi çözemeseydik bütün yani oldukça yüklü bir miktarda cerrahi alet alımıyla karşı karşıya kalacaktık. Sonrasında bu problem fark edildi ve gerekli düzeltme yapıldı. Kurulum dönemimizi de gerçekleştirdik. Cihazlarımızı kurduk, testlerimizi yaptık, devreye alma işlemlerini gerçekleştirdik. Artık her şey hazır dediğimiz noktada aslında her şey hazır değil. Bir açılış oryantasyon süreci var. Sterilizasyon öyle bir konu ki hastanenin kalbi. Sterilizasyon ünitesinde bir durma olduğu zaman hiçbir şekilde ameliyat yapılamaz. Eldeki steril stoklar bitene kadar gerekli vakalar gerçekleştirilir ama o kullanılan aletler tekrar steril edilmedikçe hiçbir şekilde bir operasyon maalesef gerçekleştirilemez. Bu yüzden de hastanenin ilk açıldığı gün bile %100 anlamda verimli ve %100 hazırlıklı bir ünite olması gerekiyor burada. Bunun için de açılış dönemini kullanıyoruz. Kurulumumuz tamamlandıktan sonra artık tamamen işletmeye dönüşmeye hazır bir alan haline geliyor ve bu aşamada da bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunlar neler? Öncelikle sterilizasyonun çeşitli kuralları var. Dünyada geçerli olan kurallar var. Türkiye'de aranan bazı özellikler var. Bir de hastane özelinde enfeksiyon komitesinin istediği bazı kurallar var. Bunların her birini bir araya getirerek bir kalite dokümantasyon sistemi oluşturuluyor. Kurallar belirleniyor. Bunun dışında yönetim ekibinin ve operasyonel ekibin istihdamı gerçekleştiriliyor. Hastane açılmadan belli bir süre önce. Onların önce teorik sonra pratik eğitimleri veriliyor. Onlar personeller çeşitli sınavlardan geçiriliyor. Ve bu eğitimler sonrasında çalışmaya hazır hale geliyor. Onun dışında biraz önce bahsettiğim bir cerrahi alet yazılımı vardı. Yine bu yazılım üzerinde de her hastaneye özel bir kurgu yapılması gerekiyor. Çünkü her hastanenin dinamiği farklı, malzeme alma ve teslim etme noktaları farklı, kullanılan sistemler farklı. Dolayısıyla bu açılış döneminde yine kullanılacak yazılımın altyapısının oluşturulması gerekiyor. İşletme döneminde alacağımız raporların formatlarının oluşturulması gerekiyor. Hastanedeki cerrahi aletlerin ve diğer malzemelerin bu sisteme kare kodlanıp yüklenmesi gerekiyor. Ve işletme sürecinde oluşturulacak paketlerin, kitlerin, bilgilerinin sisteme girilmesi gerekiyor. Bunları da yaptığımız zaman artık tamamen işletme dönemine hazır bir hale geliyoruz. İşletme döneminde de yapacağımız en aslında büyük iş bir sürekli olarak personeli eğitmemiz gerekiyor. Yani aynı konuyu her yıl bizim uyguladığımız eğitim programlarında her konu her yıl tekrar anlatılıyor. Eğer kurallarda bir güncelleme geldiyse bu zaten anlık olarak sisteme dahil edilip personellerde güncelleme yapılıyor.
Onun dışında kalite sistemine uygun işletmenin takibini yapmamız gerekiyor. Bu da periyodik denetimlerle, iç denetimlerle sağlanıyor. İç denetimlerimizi belli aralıklarla gerçekleştiriyoruz. Bir eksiklik varsa giderilmesi için aksiyon planları oluşturuyoruz. Zaten onun dışında da gerek sağlıkta kalite standartları gereği, gerek verimlilik rehberi gereği Sağlık Bakanlığı tarafından da denetimler oluyor. Onun dışında hem kamuda hem PPP hastanelerinde bizden sorumlu olan kamu görevlileri oluyor. Onların da zaten periyodik olarak yaptıkları denetimler var. Yani sürekli kontrolden geçen bir sistem mevcut. İnsan kaynakları yönetimi burada yine çok önemli konulardan biri. Çünkü burada işiniz tamamen personele bağlı. Yazılım ne kadar personel hatalarını azaltmak için kullanılıyor olsa da personelin dikkatsiz yaptığı bir işlem ve bir sonraki personelin onu fark etmemesi vaka sırasında, ameliyat sırasında bir hastanın canıyla ilgili bir konuya sebep oluyor. Dolayısıyla da sürekli birbirini izleyen, adım adım her kişinin kendinden bir önceki kişiyi takip ettiği, kontrol ettiği bir yönetim mekanizması oluşturuyoruz burada da. Teknik servis hizmetleri yine çok önemli bir faktör. Örnek vermek gerekirse 3 tane buhar sterilizatörünüzün olduğunu düşünün bir ünitede ve bunlardan bunun yani cihazların periyodik bakımını yapmadığınızda veya yetkili servisle çalışmadığınızda cihazlar çok garip arızalar verebiliyor ve çok hızlı aksiyon almak gerekiyor. En sıkıntılı konulardan biri de cihaz bozulduğunda içinde set olmuş olması. Bu yine daha önce başımıza gelen konulardan biri. Cihaz yüksek basınç altında çalışıyor biliyorsunuz. Böyle olunca da eğer yüksek basınçla çalıştığı esnada bir arıza meydana gelirse cihazın kapağını açıp içindeki malzemeleri çıkaramıyorsunuz. Ve orada ameliyathanede büyük ihtimalle de bekleyen bir hasta oluyor o setin kullanımını. Bunun da bu tip durumların da önüne geçmek için genellikle sahada bir teknik servis görevlisi çalıştırıyoruz ki sürekli cihazlar onun elin yani onun gözetimi altında olsun. Herhangi bir arıza olursa personeller birbirine ne yapacağız diye bakmadan veya şehir dışından gelecek teknik servisi beklemeden anlık müdahale etme şansı oluyor. Bu da yine en önemli konulardan biri. Yine yazılım sürecinin yönetimi çok önemli. Yazılımın da sürekli kontrol edilmesi, güncel tutulması ve doğru kullanıldığından emin olması gerekiyor. Bu anlamda da personele sürekli eğitimler veriliyor. Bunların hepsi düzgün gittiği zaman zaten geriye tek bir konu kalıyor. O da maliyet yönetimi, verimlilik analizi. Bu verimlilik analizleri kapsamında da tamamıyla oluşturulan iş hacmine uygun sarf malzeme kullanıldı mı? Personellerin çalışma performansları nasıl? Hangisi daha düşük performans göstermiş, kim uyarılmalı veya kim daha iyi performans göstermiş, kim ödüllendirilmeli? Cihazlar doğru kullanılmış mı? Tam kapasiteyle mi çalışmış yoksa daha cihazların boş çalıştırılması ciddi bir enerji kaybı ve para kaybı. Verimlilik analizleri de işletme sürecinde aslında yegane takip edeceğimiz konulardan biri. Sürekli olarak bunların analizlerini yaparak da doğru bir işletmeyi doğru bir karlılıkla sağlamış oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Birazcık daha genel olarak bahsetmeye çalıştım. Eğer sorularınız varsa almaktan memnuniyet duyarım. Ben teşekkür ederim. Mehmet Bey, bunlar için istediğimiz elemanları aslında bulamıyoruz. Çünkü çok kısa bahsettim, sterilizasyonla ilgili bir okul henüz yaygınlaşmış bir maalesef okul mecra yok. Çeşitli eğitim programları var ama bunlar da çok yetkin değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir eğitim programı var ama o da maalesef ülkemizde şöyle oluyor. Personellere milli eğitimden eğitim aldırmak istiyorsunuz. Ama oraya gittiğinizde siz eğitimleri verin biz imza atmaya geliriz diyorlar. Genelde böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hani burada hizmet içi eğitim programı çok önemli. Tamamıyla sağlık mezunu insanları alıp biz eğitiyoruz. Personeli elde tutmak da tabii bu konuda çok
zor oluyor. Çünkü bir personel değişikliği ise ciddi eğitim külfeti olarak geri dönüyor. Bu alanda uygulanan standartlarla ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Tabii ki. Burada uygulanan standartlara bakacak olursak, ilk etapta kullandığımız bütün cihazların ayrı standartları var. Zaten standartlara uygun cihazlar tedarik ediyoruz. Buhar sterilizatörleri için EN285 standardı, yıkama cihazları için 15, ISO 15883 standardı. Bunlara örnekler. Yine kullanılan bütün sarf malzemelerinde kendilerine özel standartları var. Ve bu standartlara uygun malzemeleri alıyoruz. Onun dışında aslında hizmet sürecinin burada standartları daha önemli. Burada da ülkemizde kabul görmüş bir rehber var. Bu rehber nedir? Yine Türkiye'de faaliyet gösteren bir dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon derneği var. DAS Derneği. Bu dernek belli aralıklarla bir rehber yayınlıyor. Sterilizasyon hizmetleri sunum rehberi şeklinde DAS rehberi olarak biliniyor. Ve burada ünitenin mimari yapısından kullanılması gereken suyun özelliklerine kadar kirli malzemeleri nasıl kabul edilip hangi aşamalardan hangi uygun kimyasallarla geçirilmesi gerektiği, hangi malzemenin ne yöntemle dezenfekte edilmesi veya steril edilmesi gerektiğiyle ilgili adım adım bütün şeyler, kurallar belirlenmiş durumda. Türkiye'de de bu DAS rehberi oldukça büyük ilgi görüyor. Herkes tarafından kabul görüyor. Özellikle enfeksiyon komiteleri tarafından. Dolayısıyla öncelik aslında DAS rehberine uyum. Yani bir, kullandığımız malzemelerin ve cihazların kendi standartlarına uygun olması. İki, DAS rehberine uyum sağlamamız. Bunun dışında üç, sağlıkta kalite standartları var. Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu. Orada da sterilizasyonun ayrı bir modülü var. Ve sterilizasyonla ilgili çeşitli kurallar mevcut. Bu kurallara uyum sağlamamız gerekiyor. Yoksa zaten SKS denetiminden eksi puan almış oluyoruz. Verimlilik rehberi var, yine Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı. Yine oradaki kriterlere de uyum sağlamamız gerekiyor. Örnek olarak burada şey var işte, kirli alanla temiz alanın nasıl ayrılması gerektiği, her pakette kimyasal indikatör kullanılması gerektiği gibi çeşitli kriterler mevcut. Tüm bunlara da uyum sağladıktan sonra bir de enfeksiyon komitesiyle de sürekli iletişimli olarak enfeksiyon komitesinin de hastane için oluşturduğu planlara uygun hareket etmemiz gerekiyor. Eğer daha fazla detay isterseniz onlara da girebiliriz. İSA ve gama veya X ışınlarının bu sektördeki yeri nedir? Hastanelerin içindeki sterilizasyon hizmet alımı konularında gama veya X ışını ile ilgili herhangi bir uygulama yok. Gama bildiğim kadarıyla gama sterilizasyonu daha çok yüksek hacimli malzemelerin sterilizasyonunda kullanılabiliyor. Bununla ilgili de özel ruhsat alarak Atom Enerjisi Kurumu'ndan bu tarz merkezler kurulabiliyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de ya bir ya iki tane var. Yanlış biliyor da olabilirim, hani çok burada şey değilim gama konusunda. Ama hastanelerin bünyesinde ki merkezi sterilizasyon ünitelerinde buhar sterilizatörleri en yaygın olarak kullanılan yöntem. Zaten hepsinde olmazsa olmazı buhar sterilizatörü var. Buhar sterilizatörü yüksek ısıya dayanıklı cerrahi aletlerin ve diğer malzemelerin sterilizasyonunda kullanılıyor. Bunun dışında bazı plastik malzemeler var, ısıya dayanıklı olmayan. Buharlı sterilizatörler bu arada 134 dereceye kadar çıkar işlem sırasında. Isıya dayanıklı olmayan malzemeler için de düşük ısı sterilizasyon yöntemleri kullanılıyor. Bunlardan biri hidrojen peroksit sterilizasyonu. Burada 50-60 derece civarında gerçekleşir işlem. Hidrojen peroksit sterilizasyon ajanı olarak kullanılır. Ve hidrojen peroksit de işlem sonunda su ve oksijene dönüştüğü için en çevresel yöntemlerden biridir aslında. Tehlikesi de yoktur. Hiçbir altyapıya da ihtiyaç duymaz. Prize takıp çalıştırabilirsiniz. Etilen oksit sterilizatörü vardır. Yine düşük ısı yönteminde kullanılan, ama etilen oksit sterilizasyon cihazlarının çok ciddi bir havalandırma sistemine ihtiyacı vardır. Özel bacalama sistemine ihtiyacı vardır. Hani örnek vermek gerekirse, etilen oksit cihazının bacasının çıktığı yerde belli bir çapta
Yani kuş bile olmaması gerekiyor. Hiçbir şekilde canlı yaşamına dair bir şey olmaması gerekiyor. Aksi halde zaten Çevre Bakanlığı olaya el koyuyor ve o cihazı çalıştıramaz hale geliyorsunuz. Onun dışında formaldehit cihazları var. Formaldehitle sterilizasyon işlemini gerçekleştiren. Ama bunların da yani formaldehidin de kullanımı oldukça azaldı. Maliyet olarak uygun olsa da hiçbir fiziksel ayrım olmadan ünitenin ortasında işte bir personel eline bir formaldehit dolu bir şişe alıyor, bunu cihaza takıyor. Ama Samsun'da bu benim başıma geldi. O şişe yere düşüp kırıldığında direkt olarak formaldehite maruz kalıyor. Bu da hiç güvenli bulunmayan ve mecbur kalınmadıkça tercih edilmeyen bir düşük ısı sterilizasyon yöntemi. Mor ötesi ışıkla ilgili, hani mor ötesi ışık şeyde kullanmıyoruz, bu ultraviyole sterilizasyonuyla ilgili sanırım sorunuz. Ultraviyole evet bir sterilizasyon yöntemi, ama hastanelerde şu an bir uygulama altında değil, biraz daha farklı uygulama alanları var sanıyorum. Şeyler de kullanılıyor bazen, bu reverse osmos sistemlerinde suyun son çıkışında kullanılabiliyor. Veya hani benim de açıkçası şeyden yani uygulamada ben de hiç kullanmadım ultraviyoleyi. Onun için çok detaylı bilgim yok ama sterilizasyonu sağladığı bir gerçek ama onun da yine özel dalga boyları olması gerekiyor gibi gibi standartları var. Ama yine dediğim gibi %100 hakim olduğum şey değil. Genel olarak uygulandığını ben de duydum. Özellikle işte diş fırçası, sterilizasyonu için falan böyle çeşitli aparatlar gerçekleştirildi ultraviyole için. Aslında burada en önemli konu mesela biz buhar sterilizasyonunda da diğer düşük ısılı sterilizasyonlarda da çok ciddi kontrol yöntemleri uyguluyoruz. Yani buhar sterilizasyonunda her paketin içerisine buharın penetre olup olmadığını tespit eden bir indikatör yerleştiriliyor. Her paketin üstüne yine buhara maruz kalıp kalmadığını gösteren ve dışarıdan görülmeyi sağlayan bir indikatör bulunuyor. Onun dışında her gün muhakkak cihazların düzgün çalışıp çalışmadığını tespit etmek için bir bovidik testi yapılıyor. Yine her gün bir biyolojik indikatör uygulanıyor. Onun dışında haftada bir kaçak hava testi yapılıyor. Yani sadece buhar için minimumda 5 tane testin zorunlu olarak muhakkak yapılması gerekiyor. Ama yani ultraviyolenin bir kontrol yöntemi olarak ne kullanılıyor bilmiyorum. Hani sterilizasyon işlemi için kullanıldığını biliyorum. Ama hani hastanelerde sterilizasyon ünitelerinde kullanılan bir yöntem değil. En azından onu net olarak söyleyebilirim. Bir hastanede tahmini kaç tane personel gerekiyor? Bu tamamen aslında projenin geneline, detaylarına bağlı bir konu. Mesela eğer taşıma hizmeti de dahilse, taşıma hizmeti ne demek? Bazı hastaneler var. Hemşire sterilizasyon ünitesine getirip malzemeyi teslim ediyor ve gelip steril depodan teslim alıyor. Burada sterilizasyon ünitesi personelleri tamamen ünitenin içinde kalmış oluyor. Mesela böyle bir hastaneyi düşünecek olursak ve bir yatak sayısı örneği verelim. Örnek olarak 1.000 yataklı bir hastane olsun, 45 tane ameliyathanesi olsun, yaklaşık 35 personel civarında bir çalışanı olur. Eğer bunun içerisine o biraz önce bahsettiğim taşıma lojistik hizmeti de dahil olursa yaklaşık bir 6-8 kişi daha dahil olur. Eğer dezenfeksiyon hizmeti de dahil olacaksa yine dezenfeksiyon hizmetinin kapsamına dahil olarak yaklaşık bir 15 kişilik daha personel dahil olur. Çeşitli hastanelerden örnek verebilirim. Mesela Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 49-50 personel falan çalışıyor. Onun dışında Kayseri Şehir Hastanesi 1600 yataklı bir hastane. Orada da 65 kişi civarında bir personel çalışıyor. İşte Isparta Şehir Hastanesi daha düşük ölçekli bir hastane. 19-20 ameliyathanesi var. 700 yataklı. Orada da 29-30 kişi falan çalışıyor. Sterilizasyon validasyonu hakkında da bildiklerimi aktarayım. Sterilizasyon validasyonu derken aslında iki tip validasyon burada karşımıza çıkıyor. Biri sterilizasyon cihazlarının validasyonu. Bu cihazların validasyonu 17.665 standardına göre yapılıyor.
Ve bu standartta tanımlanmış çeşitli test yöntemleri var. Bu yöntemlerin uygulanması gerekiyor. Sterilizasyon cihazlarının validasyonu için de aslında third party kuruluşlara ihtiyaç var. Türkiye'de bunlardan yanlış bilmiyorsam sadece iki tane var. Bir tanesi Almanya'da bir firmayla ortak hareket ediyor. Ve bu standartta tanımlanmış olan testler gerçekleştiriliyor. Bu testlerde çok genel anlamda şöyle aslında mesela bakteriyoloji bak şeyde buhar sterilizatörünün programında bu cihazında kayıtlı olan her programın mikrobiyolojik açıdan bir testi yapılıyor. İşte bu test 3 kez üst üste geçtiği sonucu aldığında o program valide edilmiş oluyor. Çok kabaca söylüyorum ama çok kabaca anlatıyorum yani detayları mevcut altında. İşte cihaz doluyken yapılan testler var, cihaz boşken yapılan testler var, hava miktarına ait testler var, buharın kalitesini ölçen testler var. Yani ben sadece bir tek mikrobiyolojik olanını anlattım. 17.665 standardı buhar sterilizatörleri için. Yine yıkama cihazları için ayrı validasyon standardı var. Hidrojen peroksit cihazları için ayrı validasyon testleri var. Bunların da yılda bir yapılması öneriliyor. Şu an için Türkiye'de bu hani cihazların valide ettirilmesi bir zorunluluk değil ama ISO 13485 belgesini almak istediğinizde ve ona uygun hareket etmek istediğinizde zaten otomatikman bu validasyon karşınıza çıkıyor ve cihazların validasyonunu yapmanız gerekiyor. Bir de süreç validasyonu var. Tabii bu süreçte de her kontrol basamağının bir tekrar kontrol basamağını siz yapmak zorundasınız ama bununla ilgili bir kurum yok. Herhangi bir third party gelip sizin süreçlerinizi bu anlamda denetlemiyor. Siz kendi validasyon yönteminizi oluşturuyorsunuz, kendi kurallarınızı belirliyorsunuz ve bu anlamda da tüm bu kontrol basamaklarındaki riskleri minimize etmek için, ortadan kaldırmak için bir validasyon rehberi oluşturuyorsunuz. Buna uygun olarak da kirli alandan başlayıp steril alana kadar her bir kontrol noktasında düzenli olarak bu testleri gerçekleştiriyor ve dosyalıyor olmanız gerekiyor. Çok kabaca bunları söyleyebilirim. Daha detay isterseniz şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Neredeyse ameliyathane başına bir kişi gibi genel olarak ona benzer bir oran çıkıyor. Ama tabii burada hep önemli olan şey aslında hastanenin kendi dinamikleri. Dezenfeksiyon istiyor mu? Taşıma istiyor mu? İşte bazen öyle bir şey oluyor ki hani çok daha fazla personel almak gerekiyor. Çünkü cerrahi aletlerle ilgili bazı yükümlülükleri de size vermek istiyorlar. Ama genel olarak yakın bir oran diyebiliriz ameliyathane başına bir kişi gibi. Atladığım bir soru var mı? Şöyle tekrar bir bakıyorum. Sanıyorum hepsini cevaplamışım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim Uğur Hocam.